24'ten iyi akşamlar. Efendim sivil siyasete hoş geldiniz. Türkiye 15 Temmuz'da çok kanlı bir darbe girişimine sahne oldu. Yakın tarihin en kanlı darbe girişimiydi. 249 şehit var ve onun yıl dönümü. Yıl dönümünde anmalar olacak ve bir yandan da aslında demokrasi kutlaması olacak. Çünkü yakın tarihte böylesine püskürtülen bir başka darbe örneği dünyada yok. O yüzden bu başlık çok önemli. Tabii bunu konuşurken bir yandan da CHP'nin yürüyüşü var. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a doğru yürüyor. Hem yürüyüşü tartışılıyor hem de yürürken söyledikleri. Bunları da konuşacağız. Çok önemli bir isimle. AK Parti hükümetinde Ekonomi Bakanlığı yapmış. Çok değerli bir isim. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İlk programınız hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun hepimize. İsim de önemli bir isim seçmişsiniz. Sivil siyaset diye. Yani aslında sivil siyaset nedir diye sorulduğunda geçmişe doğru baktığımızda siyaseti siviller haricinde başkalarının aynen yönlendirdiği öyle bir durumdan artık gerçek bir demokrasiye, gerçek bir siyasetin varlığına atılan ilk adımın göstergesi olmak adına da anlamlı bir başlık veya program adı olarak koymuşsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz bu iyi dilekleriniz için. Biz de bunu bir motto haline, bir slogan haline getirelim dedik. O yüzden sivil siyaset diyelim dedik. Evet. Sağ olun, var olun. Efendim şimdi 15 Temmuz'u da konuşacağız kuşkusuz ama önce Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım müsaade ederseniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye karar verdiler. Bu oy soruları tartışmasını AİHM'e taşıma kararı aldılar. Kemal Bey bugün dilekçeyi imzaladı ve artık eli kulağında. Bu sizi şaşırttı mı? Çünkü içeride YSK'ya bir başvuru oldu, Danıştay'a gidildi ama şimdi uluslararası bir düzeye çekiyorlar. AİHM'e gidiyorlar. Şaşırttı mı sizi? Bakın şaşırtma Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında normal zamanlarda bu iş şaşırtması gerekir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu andan itibaren yaptığı işlemler, eylemler şaşırtıcı olmaktan çıktı. Dikkat çekici de olmaz oldu. Zaten çünkü ne yaptıklarını bilmeyen, tam olarak gidecekleri yolu, güzergahı çizemeyen, başkaları tarafından çizilmiş yolu takip eden ve sürekli kulvar değiştiren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu adını mühürsüz seçim diye koydukları şeyde enteresan bir hadise var. Melik Bey, 16 Nisan tarihinde Yüksek Seçim Kurulu saat 16'da oy pusulaların sandık kurulu tarafından mühürlenmemesiyle ilgili gelen şikayetler üzerine sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş oy pusulalarının geçerli olacağını tüm Türkiye'ye ilan etti. O oy pusulalarında iki tane mühür var. Biri Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürü, iki ilçe seçim kurulunun mühürü. Sandık kurulları, her bir sandık kurulu kendi mühüründe vurmak üzere üçü tamamlayarak nihayete erdirmiş oluyorlar. Ama özel olan şu, oy pusulalarının tamamı, mühürler, zarflar ve pusulaların tamamı filigranlı. Yani paranın basıldığı gibi gizli bir içinde kendisini belirleyen, taklit edilmesi mümkün imkanı olmayan, mümkün olmayan bir oy pusulasıyla karşı karşıyayız. Zarflar da hakeza aynı şekilde. Enteresandır, o gün Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nun bu duyurusunu aldıktan sonra Türkiye'deki 167 bin sandığa ve ilçe örgütlerine mesaj atıyor. Diyor ki cep telefonu mesajı, WhatsApp mesajı neyse diğer mesajlardan da göndererek Yüksek Seçim Kurulu oy pusulalarının sandık kurulu tarafından mühürlenmediği ile ilgili kararı geçerli sayacağından dolayı bu konuda hiçbir itiraz yapılmasın diyor. Ve dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi müşahitlerinin, görevlilerinin, temsilcilerinin, sandık kurulu üyelerinin hiçbirinin hiçbir sandıkta oy pusulalarının sandık kurulu tarafından mühürlenmediği ile ilgili itiraza rastlamak mümkün değil. Ne olduysa birdenbire Sayın Kılıçdaroğlu'na birileri zihnine girerek oy pusulalarının mühürsüz olduğu ile ilgili bir şey ifade ettiler ve Sayın Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirmeye başladı. Nasıl gündeme getirmeye başladı? Saat 21.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde Sayın Kılıçdaroğlu parti genel merkezine geldiği andan itibaren Kılıçdaroğlu istifa istifa sözü diye
gençler, partililer, teşkilat mensupları o hareketi başlatınca Sayın Kılıçdaroğlu denize düşen yılana sarılır misali gibi birisinin verdiği akılla mühürsüz oylar geçersizdir, bu seçim geçersizdir iddiasını ortaya attı. Bakın bunu ben söylemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarın gidip bir muhabir arkadaşımız sorabilir. Veya herhangi bir teşkilat mensubuna, sandık kurulunda görevli olana sorabilir. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden buna itiraz edilmeyecek diye bir mesaj geldi mi diye öğrenebilir. Bunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi zamanında grup başkan vekilliği yapmış, genel başkan adaylığını yapmış Sayın Muharrem İnce bir televizyon programında bunu açık ve net bir şekilde ifade etti. Niye şimdi o zaman AYM'e gidiyor? Bakın Sayın Kılıçdaroğlu. Yani burada amaç hani sizin anlattığınızı anladığım kadarıyla bir yandan hani parti içi muhalefeti bastırmak. Aynen ama o. Uluslararası meşruiyet tartışması gayesi var. Çünkü AYM. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili daha önce yapılan müracaatlarda verilmiş kesin ve net kararı var. Referandumlarla ilgili konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar verme yetkisi yok. Muhtemelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisizlikten, görevsizlikten bu konuyu iade edecektir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de bir karmaşa, Türkiye'de bir kargaşa ortaya çıkarabilmek için birilerinin piyonu gibi, birilerinin taşeronu gibi maalesef bu hareketi devam ettirmeye çalışıyor. Nitekim şu andaki yürüyüş de aynı şekilde devam ediyor. Bakın 15 Temmuz'da siz girişte ifade ettiniz. 15 Temmuz'da bu millet bir kahramanlık destanı yazdı. Tarihte olmayan bir hareketi ortaya koydu. O süreç neydi? Üniformalı teröristlerin Türkiye'yi işgal etme, ele geçme operasyonuna 80 vilayetteki 81 milyon insan sokaklara dökülerek hayatı pahasına 249 şehit vererek 2193 yaralıyla birlikte ve bütün milletimiz sokağa dökülerek bu teröristlerin darbe girişimini bastırma başarısını, kahramanlığını göstermişlerdir. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü ve FETÖ terör örgütünü mahşe olarak kullanan uluslararası güçler, bu coğrafyada yeni bir harita, yeni bir oluşum ortaya çıkarmaya çalışan uluslararası güçlerin ekmeğine yağ süren bir davranışın var olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ifade etmek isterim. O zaman biraz daha açalım burayı, adını koyarak gidelim. Şimdi Kemal Bey diyor ki işte bu ülkede hukuk yok, adalet yok, ben o yüzden yürüyorum. Ama sizin çizdiğiniz fotoğrafta aslında Kemal Bey'in tırnak içinde hani sokmak bir akılla hareket ettiği. Taşeron olarak kullanılma durumuyla karşı karşıyayız. Bu yürüyüş öyle bir yürüyüş mü Sayın Bakanım? O şekilde bir yürüyüş. 2011 seçimlerinde 8 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili tutuklu iken, milletvekili seçildiklerinde Sayın Kılıçdaroğlu o milletvekillerinin bulunduğu, mahkum olduğu veya tutuklu bulunduğu hapishanelere niye tutuk evlerine yürüme ihtiyacı hissetmedi? Geldi, onlar işte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu işi çözsün diye ifade kullandı. Doğru bir yaklaşım tarzıydı ama MİT tırlarıyla ilgili Türkiye'yi uluslararası mahkemelerde terörist bir ülke olarak yargılandırma imkanı doğuracak bir hareketle ilgili, bir FETÖ terör örgütünün yaptığı kumpasla ilgili bir konuyu yayınlayan gazeteciyi korumak, savunmak, onun hakkını aramak, onunla ilgili adalet istiyorum diye ortaya çıkarak yürüyüş yapmak hakikaten enteresan bir durum. Bu yürüyüşün destek bulduğunu düşünüyor musunuz Sayın Bakanım? Görüntülere baktığımızda kamuoyunda da pek bir karşılığının olmadığını ifade etmek istiyorum. Medyada zaten pek fazla haber değeri olmadığından dolayı oradaki işte hastalananlar, ne bileyim Kılıçdaroğlu'nun bir yokuştan aşağı inerken nasıl ki yürüyen merdivene ters binmesi gibi yokuştan aşağı düşerken düşmesi, bunlar herhalde haber oluyorlar. Bir de grup toplantısı yapıyoruz diye söylüyorlar giderken dağda bayırda. Şunu da altını çizerek söyleyeyim. Siyasi partiler grup toplantılarını sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaparlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yaptıkları grup toplantılarındaki bütün konuşmalar kürsü dokunulmazlığına tabidir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsü dışındaki yapılan toplantıların hiçbirisi grup toplantısı anlamını taşımaz. Açık hava toplantısı. Açık hava toplantısıdır. Orada çünkü daha önce HDP de benzer bir şey yaptı. Diyarbakır'da topladı. Yapmaya çalışmıştı grup toplantısı diye. O zamanki meclis başkanı bu grup toplantısı sayılmaz diye ifade söylemişti. Nitekim biz mesela
Daha önceki dönemde, bundan bir iki ay önce parti genel merkezindeki yaptığımız toplantıya bazı basın mensubu arkadaşlarımız salı günkü toplantının salı günleri biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup günleri. Evet. Salı günkü parti genel merkezindeki yaptığımız toplantıyı grup toplantısı olarak ifade etmeye, duyurmaya çalıştılar. Biz arkadaşlarımızı uyardık. Dedik düzelttiniz. Ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsü dışındaki olan hiçbir toplantı grup toplantısı değildir diye ifade ettik. Parti meclisini çadırda topluyorlar. Yani magazinel olarak bu konuyu duyurabilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Şimdi ben, 9'una kadar, 9 Temmuz'a kadar yürümeye devam edecek. 9 Temmuz'da işte Kartal'da bir mitingle bu işi sonlandırmayı düşünüyorlar. Bu süre zarfında bir provokasyon, bir sokak hareketi, o konuda ne düşünüyorsunuz? Çok yazılıp çiziliyor. Bakın vatandaş bu konuda epey sağduyulu davrandı. Cumhuriyet Halk Partilileri içinden gelen veya DHKPC, PKK ya da FETÖ terör örgütünün unsurlarının tahriklerine rağmen bu yürüyüş yapan kişilere herhangi bir saldırı, provokasyona karşı karşıya olacak bir davranış içerisinde bulunmadıklarından dolayı ben değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partileri ve diğerleri bir provokasyon olsun, olay olsun diye arzu ediyorlar ama bu necip millet sağduyusuyla hareket ederek herhangi bir provokasyona mahal vermiyor. Ümit ederim, dilerim ki Kartal'da yapmayı planladıkları, sizin ifade ettiğiniz o en son bitiş mitinginin de daha sağduyulu, hassas bir şekilde davranıp vatandaşı tahrik etmeyecek, insanları onlara karşı bir saldırgan tavır içerisinde götürmeyecek bir toplantıyı nihayete erdirirler ve bu süreçte tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Hala bakın medyada yer aldı. 15 Haziran önemli bir hadisedir. 15 Haziran'da her şey olabilir gibi meseleler gündeme getirilirken 15 Temmuz'un bu yıl dönümüne doğru yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir terör örgütüne taşeron olmamak, onların değirmenine su taşımak gibi görevinin olmaması gerektiğinin altını çizerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve yetkililerine buradan ifade etmek istiyorum. Bu tarihin özellikle 15 Temmuz'un yıl dönümüne denk gelmesi, bu yürüyüşün ve mitingin o haftaya denk gelmesini siz de manidar buluyor musunuz? Yani çünkü gölgede bırakma amacı var gibi yorumlar da yapılıyor. O da olabilir, o da olabilir. Çünkü milletin gösterdiği kahramanlık tarihe altın harflerle yazılacaktır. Açıkçası o gün Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz, bundan 2 sene önce, 3 sene önce artık Türkiye'de darbe olmaz, darbe yapmaya niyetlenenler varsa tankın üzerine ben çıkarım diye iddialı bir konuşma yapan ve halkın da gönlüne giren bir söylem ifade eden Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı'ndaydı. Atatürk Havalimanı'nda onlarca tank vardı. Yani Kılıçdaroğlu'nun tank aramasına gerek kalmadan o tankın birinin üzerine çıkarak milletle birlikte demokrasi kahramanlığını gösterme imkanı kendisine sunulmuştu ama Sayın Kılıçdaroğlu onu kullanmadı, o işi yapmadı ve en son görüntülerde de görüyoruz kendi korumalarının tankı sevk ve idare eden, oradaki tankları sevk ve idare eden kişilerle görüşerek Kılıçdaroğlu'nu oradan güvenli bir şekilde tahliye ettiklerini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde olayları takip ettiğini hep beraber kendi ifadesinden de gözlemledik. Sayın Kılıçdaroğlu eğer 15 Temmuz günü milletle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı gibi, Sayın Başbakan gibi, bizler gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri gibi bu darbeye göğsünü siper ederek karşı durmuş olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu herhalde güdümlü bir darbe ifadesini kullanma gafı içerisinde bulunmazdı diye düşünüyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu olayları uzaktan takip eden, hele bekleyelim bakalım ne olacak, görelim ona göre tavır koyalım, net tavrımızı netleştirelim diyen bir düşünce tarzından dolayı maalesef şu anda bir ikilem içerisinde. Bugünden bir sene önceki duruma baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan sonraki yaptığı davranışlar 7 Ağustos mitingine zorla kerhen geldiği süreçte ve ondan sonraki süreçte de Sayın Kılıçdaroğlu'nun davranışlarında müthiş bir bozukluğun var olduğunu ifade ediyoruz. Dün veya önceki gün parti meclisi çadırdaki yaptığı
yaptıkları evet. parti meclisi toplantısından sonra parti sözcüsü bir açıklama yaptı. Bülent Tezcan, evet. 15 Temmuz günü darbe gerçekleştirildi. 20 Temmuz tarihinde de karşı darbe. Karşı darbe gerçekleştirildi dedi. 20 Temmuz tarihinde olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilanı Sayın Başbakan Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sayın Kılıçdaroğlu görüşmesinde ifade şu: doğrudur, olağanüstü hal ilan edilebilir. Fakat biz prensip olarak olağanüstü hale Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşı oy kullanacağız. Fazla direnmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Şimdi kalkıyorlar karşı darbe yapıldı diye ifade ederek bunları yani o hale, gündeme getirmeye çalışıyor. O hale zamanlama açısından yani itirazım yok ama parti olarak destekleyemem. Bakın 19 Temmuz tarihinde siyasi parti grup başkan vekilleriyle 19 Temmuz 24'ten 24'e doğru veya 20 Temmuz sabaha karşı 01 civarında olağanüstü hal ilan edilmek üzereyken Sayın Başbakan beni grup başkan vekillerini aramak ve bilgilendirmekle görevlendirdi. Ben siyasi parti grup başkan vekillerini aradım. 20 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılacak ve olağanüstü hal ilan edilecek. Çünkü terör örgütüyle mücadele edebilmek için, onların eylemlerine müdahale edebilmek için, onlarla etkin bir şekilde uğraşabilmek için anayasanın 15. maddesindeki yazılı hükümlerin belirli bir müddetle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesindeki var olan hüküm gereğince gözaltı sürelerinin bir aya kadar 20 artı 10 günlük uzatmaya ihtiyacımızın var olduğunu ifade ettik. Onlar da bunu olumlu buldular. Ama prensip olarak biz olağanüstü hale evet oyu vermeyeceğimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu oylarının hayır olacağını ifade ettiler. Aşırı bir direnç de göstermeyeceklerini söylediler. Şu anda söylediğin şey önemli. Evet. Yani sizin tanıklığınızda evet. Sizin tanıklığınızda çok önemli bir şey söylüyorsunuz. 19 Peki, Temmuz. Peki niye şimdi o zaman 20 Temmuz'da ben itiraz etmiyorum hani size anlıyorum dediği şeye niye karşı darbe diyor şimdi Kemal Bey? Kemal Bey 15 Temmuz öncesi moduna döndü. 15 Temmuz gecesi moduna döndü. Bekleyelim görelim ne olur bakalım sonuçlara göre davranışımızı sergileyelim moduna dönüşen Sayın Kılıçdaroğlu. Şu anda 15 Temmuz darbe girişiminin eksik kaldığını, yarım kaldığını, inkıtaya uğradığını düşünenlerin taşeronu gibi olarak görev yaptığından dolayı bugün 20 Temmuz tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki alınan olağanüstü hal kararını karşı bir darbe olarak ifade etmeye başladığını söyleyebiliriz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi aklıyla bu işi yapmıyor. Kendisine akıl verenler tarafından nasıl ki birileri 15 Temmuz'da FETÖ'yü parmağında oynatarak Türkiye'de üniformalı bir darbe girişimini gerçekleştirdiyse aynı mihraklar, aynı merkezler şu anda Kılıçdaroğlu'nu avucunun içine almışlar. Kılıçdaroğlu'nu bu süreçte de taşeron olarak kullanarak PKK ile, HDP ile, DHKPC ile ve FETÖ ile birlikte hareket ediyor intibanı veren davranışı sergiliyorlar. Bu mesela MİT tırları meselesinde de diyor ki yani gazetecinin işi gerçeği yazmaktır. MİT tırları davasında işte bir milletvekilimizi böyle suçlamak, FETÖ ile bağlantılamak doğru değil diyor. Fakat bir yandan da Can Dündar'ın söylediği bir şey var. Bir solcu milletvekili bana belgeleri verdi. Ve orada şeylerden takipten bunun Enis Berber olduğu ortaya çıktı, ceza aldı. Fakat bu MİT tırları meselesi de bugün çıkan iddianame çok çarpıcı. Diyor ki FETÖ imamları Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği ile o olay patladığını hemen sonra çok yoğun bir telefon trafiği yaptı. Savcı ne konuştunuz diye elçiliğe soruyor. Bu bir. İkincisi Fethullah Gülen'in talimatıyla bu işi ifşa edin, fotoğrafları servis edin, görüntüleri servis edin diyor. Şimdi hem bu söylediğiniz hani Kemal Bey başka bir şey hizmet ediyor. Hem bu iddianamede ortaya çıkanlar. O zaman bu MİT'lilerin meselesinde CHP bilerek bir rol mü oynadı Sayın Bakanım? Yani Cumhuriyet Halk Partisi demek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ama o zaman Enis Berberoğlu gazeteciydi. Milletvekili değildi herhalde bildiğim kadarıyla. Gazeteciydi. O süreçte fakat parti meclis üyesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesiydi. Enis Berberoğlu tahmin ediyorum 7 Haziran seçimlerinde milletvekili oldu. MİT tırları ile ilgili görüntüler daha önce yayınlandı ve bunu kendisi servis etmiyor. Can Dündar'a servis ettiriyor. Yani
Türkiye'deki olan bu hadiseyi MİT tırlarının Suriye'ye giden devletin yaptığı açıklamaya göre erzak olarak ifade edilen MİT tırlarını içinde silah varmış gibi ve Suriye'deki terör örgütlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderilmiş gibi Türkiye'yi teröristlere yardım eden bir ülke konumuna düşürerek hem iktidardaki kişileri hem de Türkiye'yi yargılatmak üzere kurgulanmış bir operasyon kumpasın unsuru olduğundan dolayı Enes Berberoğlu hakkında mahkeme bu kararı verdi. Yani bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun iyi anlaması lazım. Yani Türkiye'nin, içinde FETÖ'nün olduğu, bazı istihbarat örgütlerinin olduğu uluslararası bir komplo. Aynen o şekilde. Sayın Kılıçdaroğlu koltuğunu kurtarabilmek için koltuğu sevdi. İlk defa 2010 tarihinde genel başkan olduğunda ben her an bırakmaya hazırım diyen Sayın Kılıçdaroğlu şu anda koltuğu çok sevdi. Ve iddialı söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu istemediği sürece Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin Sayın Kılıçdaroğlu'nu o makamdan, o koltuktan düşürmeleri mümkün değil. 16 Nisan akşamı Sayın Baykal başta olmak üzere, Sayın Muharrem İnce ve partisinin önde gelenleri, Fikri Sağlar da dahil olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde önemli görevler üstlenmiş siyasi kimliklerin Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştirilere ilk sarıldığı, mühürsüz oy diye ifade ettiği, az önce nasıl geliştiğini kendilerinde bunu kabul etmelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun o ipe sarıldığını, arkasından Enes Berberoğlu hadisesinden sonra koltuğunu daha da sağlamlaştırarak bu yürüyüşü gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalif kanatları, hiziplerinin hiç sesinin çıkmadığını bu arada müşahede etmiş olursunuz. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu amacına ulaştı, koltuğunu sağlam aldı ama koltuğunu sağlam alırken Türkiye'nin uluslararası düzeyde Türkiye üzerinde kevesli olanların ekmeğine yağ sürerek taşeronluk görevinde yaptığının bilincinde olması gerekir. Bu meclis iş düzü değişecek. Şimdi CHP buna diyor ki bizi susturmak için bir operasyon çekiyorlar. Meclis iş düzüğünü muhalefete susturmak için mi yapıyorsunuz? Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş düzüğünün 54. maddesi genel kurulun çalışma saatlerini düzenlemiş. Genel kurul çalışma saatleri 15-19 arasında. Çalışma günleri de salı, çarşamba, perşembe günleri. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve birlikte hareket ettiği ikiz kardeşi rolündeki HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetleri tıkamak için kullandıkları grup önerileri var. Bir grup önerisinin görüşülme süresi yaklaşık bir saat sürüyor. Ve 3 muhalefet partisi olduğundan dolayı ister istemez 3 parti de grup önerisi veriyor. Bazen de iktidar partisi grup önerisi verdiği zaman 4 grup önerisi oluyor. 4 grup önerisinin görüşme süreleri en az 4 saatlik bir süre. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma saati kaç? 15-19. 4 saatlik süre sadece grup önerilerinin görüşülmesiyle geçiyor. Bazen rica ediyoruz, diyoruz ki ya gündemde önemli konular var, grup önerilerini vermeyin. Onlar da diyorlar ki kusura bakmayın, biz 6 ay önceden şu milletvekili arkadaşımıza söz verdik. O arkadaşımız bu sözünü yerine getireceğinden dolayı, konuşma yapacağından dolayı biz bu grup önerisini çekemeyiz. Ya çeksin, yarın konuşsun, olmaz diyor. Bütün seçmenlerine mesaj yoluyla duyuru yapmış. Herkes diyor onu o saatte dinleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışması nedir? Bir, denetimdir. İki, yasamadır. Yasama görevini yerine getirmeyi engellemek, denetim faaliyetlerini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerin hiçbiri konuşma anlamına gelmez. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salı günleri sözlü soruları görüşme gündür. Denetim faaliyetlerinin en önemli unsurlarından birisi nedir? Mevcut anayasaya göre söylüyorum. 2019'dan önce. Bir, sözlü soru, yazılı soru. İki, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gen soru. Şimdi gen sorunun kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Hatta gen soruyu veren parti bile gen sorusu olduğunun farkında değiliz. Biz haftada bir gün, pazartesi günleri siyasi parti grup başkan vekilleriyle konuşuruz. Gen soru vermiş partiyi ararız, deriz ki ya bugün böyle böyle, önümüzdeki hafta, bu hafta çarşamba günü veya perşembe günü şu bakan hakkında verdiğiniz gen soru var, onu görüşeceğiz. Öyle mi ya, biz gen soru vermişiz. Hangi konudaydı acaba diye bize sorarlar. Yani grup önerileri hiç alakasız olan meselelerle ilgili grup önerilerini konuşmak üzere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tıkamaya çalışırlar.
sözlü sorular görüşülürken ve hatta bundan 2 hafta önce, 3 hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bakan hakkında verdiği gen soru önergesi görüşülürken grup önerisi verdiler. Grup önerisi verdikleri anında yoklama istediler. Dedik ne yapıyorsunuz siz dedik ya gen soruyu görüşmek istemiyor musunuz? Yoklama talebinizde eğer yoklamaya girmezseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturan milletvekili ki 20 tane 25 tane nöbetçi milletvekili tutuyorlar. İş düzeye göre 20 milletvekili yoklama talebinde bulunabilir. 20-25 milletvekili yoklamaya girmiyorlar. AK Partili milletvekilleri 184 kişi oradaysa Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği gen soru görüşmeleri yapılma imkanını bulmuş olacak. Siz ne yapıyorsunuz dedik ya? Hem gen soru veriyorsunuz hem yoklama istiyorsunuz. Eğer bizim milletvekili arkadaşlarımız buradan 15-20 tanesi girmese yoklamadan olmadığından dolayı milletvekili olmadığından dolayı gen sorunuz düşecek. Aklınızla mı hareket ediyorsunuz? Ne yaptınız farkında değilsiniz diye bunu ifade ediyoruz. Ve iddialı bir şey söylüyorum Melik Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en sakin geçtiği, en olumlu geçtiği dönemde iç tüzüğün ancak maksimum %20'si uygulanıyor. İnanın şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle 2011 yılından itibaren HDP ve CHP'nin kol kola girmesiyle birlikte iç tüzük diye bir şey kalmadı. Meclis başkan vekilleri keyfi idare ediyor. Bu burada siz grup önerilerini ve süreyi mi sınırlamak istiyorsunuz? Şimdi bakın grup önerilerim iç tüzüğün 63. maddesine göre görüşülüyor. Usul tartışması. Yani bir konuyu yeniden gündeme almakla ilgili bir mesele konuşuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde usul tartışması iki aleyhte olmak üzere en fazla 4 kişiye meclis başkanı tarafından söz verilebiliyor. Ve 10'ar dakikayı geçmemek üzere. Normal bir usul tartışmasında bir teamül haline geldi. Meclis başkanı 4 kişiye söz veriyor. 3'er dakika söz veriyor. Ama grup önerilerinde 10'ar dakika söz veriyor. Şimdi biz bu grup önerilerinde mesela bir kanun teklifi yapılırken kanun teklifinde maddede bir önerge verildiği takdirde siyasi parti grubu veya önerge sahibi ya gerekçeyi okutturur ya da kürsüden o gerek verdiği önergenin ne anlama geldiğini ifade ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni üyelerini ikna etmek için konuşma yapar. O konuşmadan sonra meclis başkan vekili oya sunar, kabul edenler, kabul etmeyenler diye. Eğer milletvekili ikna ettiyse kabul edilir, ikna etmediyse reddedilmiş olur. Aynı şekilde grup önerilerinin sadece grup önerisini veren siyasi partinin konuşmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ikna etmesini arzu ediyoruz. Kanun değişirken nasıl ki önerge üzerinde 5 dakikalık konuşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iknayı kafi bulduysa iç tüzük koyucu, grup önerisinde getirdiği takdirde 5 dakikalık bir sürede bu işi yapabilir, gerçekleştirebilir diye düşünüyoruz ve o şekilde yapacağız. O gün siyasi partiler eğer grup önerilerini vermek arzu ederlerse her siyasi parti kendi grup önerisi üzerinde görüşmelerini yapacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacak. Danışma kurulunda mutabakat sağlanmadığı takdirde yaptığımız değişiklik esas itibariyle bu. Aha, bunu MHP ile birlikte yapacaksınız değil mi sen bakalım? Milliyetçi Hareket Partisi ile biz bir anayasa değişikliği yaptık. Türkiye'nin hükümet etme sistemini değiştiren çok önemli bir değişikliği birlikte inşa ettik. Ona bağlı olarak iç tüzüğü de yapmak herhalde doğru bir hareketti, doğru bir düşünceydi diye düşünüyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in öngörüsüne, sağduyusuna buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Grup Başkan Vekili arkadaşların, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızın Sayın Genel Başkanlarının talimatı doğrultusunda bizimle birlikte bu iş tüzüğü yapma konusundaki iradeleri konusunda da onlara da teşekkürlerimi buradan ifade etmek istiyorum. Meclis Başkanımız biliyorsunuz bir çağrı yaptı. Siyasi parti grup başkanlarıyla bir toplantı yapalım. Anayasa gereğince iş tüzüğün behemal 6 ay içerisinde hayata geçmesi talimatı var. Onu harekete geçirelim dedi. Genel başkanlar, grup başkanları bu çağrıya gitmediler. Grup başkan vekillerini gönderdiler. Orada Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili, Sayın Başkan, Meclis Başkanımız bu konuyu ifade etti, yapılması gerektiğini ve bir komisyon, her siyasi partiden bir veya iki kişilik heyetle komisyon kuralım diye ifade etti ama ilk söz alan Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili, biz hiçbir şekilde, hiçbir ortamda, hiçbir mekanda, hiçbir konumda AK Parti ile birlikte iç tüzük yapmaya
razı değiliz, hazır değiliz dedi. Aynı şeyi HDP ifade etti. O yüzden biz de iş tutuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili olarak katılan Sayın Erkan Akçay'ın, biz anayasa değişikliğini birlikte yaptık. Bu anayasaya göre 6 ay içerisinde iş tüzüğü değiştirmemiz gerekir. Bu iş tüzüğü konusunda AK Parti teklif getirirse o teklifi değerlendiririz dedi. Biz teklifimizi hazırladık. Milliyetçi Hareket Partisi'ne sunduk. Milliyetçi Hareket Partisi o teklif üzerinde görüşlerini, katkılarını, eleştirilerini bize ifade ettikten sonra AK Parti olarak biz teklifimizi bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olacağız. Dileriz ki Cumhuriyet Halk Partisi'den bu iş tüzük değişiklik teklifine katkıda, olumlu katkıda bulunsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkin ve verimli, halkın istediği şekilde, halkın iradesini yansıtan bir şekilde çalışmasını sağlayacak bu iş tüzük değişikliğine katkı sağlasın diye ifade ediyorum. Hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bulunan milletvekillerinin sözünü kesmek değil, bakın muhalefetin sözünü kesmek değil, bir grup önerisi görüşülürken grup önerisi veren parti 10 dakika konuşur. Geriye kalan 30 dakikayı diğer partiler konuşur. Kanun maddeleri üzerinde de aynı şekilde, kanun maddeleri üzerinde her partinin 10'ar dakika konuşmakları vardır. İktidar partisinde 10 dakika, muhalefet partisinde 10'ar dakika. 3 tane muhalefet partisi olduğuna göre 30 dakika muhalefetin, 10 dakika iktidar partisinin. Yani %25 iktidar konuşuyor, %75 muhalefet konuşuyor. Allah aşkına burada muhalefetin sözünü kesmek nerede var? Sadece şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet menfaatine çalışmasını sağlayacak bir iş tüzük değişikliğini, istismarı ortadan kaldıracak iş tüzük değişikliğini yapmak için biz önümüzdeki hafta 11 Temmuz tarihinde Anayasa Komisyonu Başkanı ile istişare ettik. Milliyetçi Hareket Partisi ile de istişare ettik. 11 Temmuz tarihinde Anayasa Komisyonu görüşmelerine devam edecek. 15 Temmuz'da biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet, 15 Temmuz'u anlamak, anmak, anlatmak amacıyla bir toplantı düzenliyor. Saat 13'te başlayacak. Siyasi parti grup başkanları 10'ar dakika konuşma yaptıktan sonra yine Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen devlet organizasyonu şeklindeki 15 Temmuz anma programı çerçevesinde de programlar devam edecek. Gece meclisin bombalandığı saatte genel kurulu açacaksınız değil mi? Genel kurul açılmayacak diye tahmin ediyorum. Ha öyle mi? Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Başkanlığı birlikte bu konuyu devlet olarak üstlendiklerinden dolayı organizasyonlar yapıyorlar. Ama orada mı olacaksınız? Orada olacağız. Peki bu yani 15 Temmuz'a dair mesela bu darbenin hani ne kadar feci bir şey olduğunu yaşadık ve hani bir yıldır hala onun bir şekilde travmaları atlatmaya çalışıyor. Ben bunu her fırsatta söylüyorum. Bugün eğer biz nefes alıyorsak o 249 şehidimiz son nefesini verdiği için. Aynen öyle. Biz o bugün nefes alıp verebiliyoruz. O yüzden minnettarız bir kez daha. Mekanları cennet olsun. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Yani 15 Temmuz'da parti olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi 15 Temmuz'u yapan halk, 15 Temmuz'un kahramanı halk. Bu halkın içerisinde 15 Temmuz saat 22.30'da biz Kayseri'deydik. 22.45'te Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 10 binler toplanmıştı. Gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte Kayseri Cumhuriyet Meydanı gece saat 1 civarında herhalde 200-300 bin kişilik bir vatandaş topluluğuyla orada toplanmış ve darbeyi önleyebilmek için gövdemizi siper etmiştik. Orada darbecilerin konuşlandığı, darbecilerin herhangi bir şekilde eylem yapma imkanı bulabilecekleri araçların yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin organize sanayi bölgesi gibi kurumların iş makinalarını o bölgelerin etrafına yerleştirerek çıkmasını engelledik. Bu süre içerisinde o gün meydanda büyük bir çoğunluk AK Partiliydi. Milliyetçi Hareket Partililerinin hemen hemen büyük bir kısmı meydandaydı. Cumhuriyet Halk Partili, vatan sevdalısı kardeşlerimiz meydandaydı. Bu ülkeyi seven herkes meydandaydı. O gün nasıl ki 15 Temmuz'un kahramanları bu millet ise 15 Temmuz'un organizasyonunu da anmayı, unutturmamayı da devlet organize etmek üzere yapıyor.
Biz de AK Parti olarak nasıl ki 15 Temmuz'da teşkilatlarımızla birlikte, gönüldaşlarımızla birlikte 15 Temmuz'un önlenmesi için gayret gösteren, son nefesini vermek için oralarda toplanan insanlar, o insanların yanında yer aldıysak, 15 Temmuz'un anması konusunda da devlet töreni olarak yapılan işte üzerimize düşen görevi yerine getiririz. Bu konuyla ilgili basın ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Mahir Ünal, bu organizasyonu yapan devlet kurumlarıyla birlikte programları intikal ettiriyor. Onları aldığı programları bize duyuruyor. Biz de 15 Temmuz'a günün anlam ve önemine, 249 şehidimizin son nefesini vererek bizim de rahat nefes almamıza imkan sağlayan onlara teşekkürümüzü, müteşekkirliğimizi ifade etmek için 2193 gazimizin o gün yaşadıkları hadiseye onlara şükranlarımızı ifade etmek için biz de AK Parti olarak bu organizasyona destek verdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sayın Bakan, bu şimdi toplamda aslında burada hani siyasetin haysiyeti ve onuru söz konusu. 15 Temmuz darbe girişimi çünkü siyaset rehin almak istendi. Şimdi dolayısıyla siyaset hani kendi korumak adına hani yeni bir dönem başlaması gerekiyordu. Ama üzülerek mesela bir gazeteci olarak üzülerek ifade etmeliyim ki hani sizi ve MHP dışında tutuyorum ama mesela diğer siyasi partilerin bu işi bu kadar sahiplenmediği gerçeği var önümüzde. Ne diyorsunuz buna? Şimdi o gün bakın 27 Mayıs'ta ihtilal oldu. 1960'ta, 1961 yılında seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi. 12 Mart muhtırası oldu. 12 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi bir senatörü istifa ettirerek bağımsız hale getirdiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi hükümette de yer alarak iktidar oldu. 12 Eylül daha farklı bir konumdaydı. 28 Şubat daha değişik bir süreci. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan Ecevit'i iktidara getirdiler. Yani 15 Temmuz'da darbe olsaydı muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya parlamentoyu kapatacaklar ya da parlamento içerisinden Cumhuriyet Halk Partisi'yle iltisaklı olan birisini veya Cumhuriyet Halk Partisi'yle bağlı olan birisini getirip sivilleşme yönünde onunla birlikte, onun maskesi altında götürmeye çalışacaklardı. Yani ben şu anda o 7 Ağustos'tan ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun o mitinge katılışından bu tarafa, son zamanlarda, son birkaç aydır yaptıkları söylemlere baktığımızda sanki 15 Temmuz'da milletin kahramanlığından rahatsız bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorum desem abartılı bir... O zaman bu kontrolü darbe söylemi de o yüzden mi var? Bakın Sayın Kılıçdaroğlu hangi akla hizmetle onu söyledi bilmiyorum. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili vardı. İki grup başkan vekili vardı. Bombalar patladığı an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba düşerken 11 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili vardı. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu o gün tanklardan kaçmasa, Bakırbel Köy Belediye Başkanı'nın evine sığınması, olayları televizyondan izleyip ne olacak diye beklemese, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunsaydı muhtemelen kontrollü darbe demeyecekti. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerine sormak lazım. O bombalar sahte miydi? O bombalar güdümlü müydü? O bombalar daha önceden hazırlanmış bir enstantanenin sonucu muydu diye sormak lazım. Çünkü ölümle burun buruna gelen oradaki 90 küsür AK Partili 110 civarında milletvekili o hadiseyi birlikte yaşadılar. O milletvekillerine külliyenin önünde şehit olan, külliyenin önünde gazi olan, külliyenin önünde darbeye karşı çıkan vatandaşlarımıza sorsun bakalım Sayın Kılıçdaroğlu, bu darbe kontrollü mü değil midir diye. Kahraman kazanda kahramanlık gösteren değerli hemşehrilerimize sorsun. Gölbaşı'nda hayatını hiçe sayarak bu darbecilere karşı koyan insanlarla birlikte olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu herhalde buna kontrollü darbe demezdi. Tıpkı bir macera filmi seyreder gibi Sayın Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde ne zamana kadar seyretti bilmiyorum ama herhalde gece saat 3'e 4'e kadar seyretmiş olabilir. O darbe girişimini önleyen halkın kahramanlığını izleyen Kılıçdaroğlu onu film gibi izledi. Bir senaryo gibi değerlendirmiş olabilir. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu yaşamadığı için
yaşamadığından dolayı yaşayanların yaşadıklarını anlama imkanı mümkün değildir. Peki. AK Parti Grup Başkan Vekili çok değerli bir isim Sayın Mustafa Elitaş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Yayınınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. İnşallah ülkenin siyasetine huzur ve refahına katkı sağlayacak. Sağ olun, var olun. Evet, efendim bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte sivil siyasette buluşalım diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.